Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo New York'tan tekrar herkese merhaba sevgili izleyenler. Çok konu var Avrupa tarafında, özellikle İngiltere'de değişen başkan ve bir diğer tarafta Amerika'da. Bugün her ne kadar tatilde olsa jeopolitik gelişmeler, bir tarafta gelişen konjonktür ve enerji krizindeki Amerika'nın rolü. Hepsini detaylarıyla aktaracak bize ekonomist Fatih Anıl Hocam. Fatih Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar. Şimdi dilerseniz öncelikle sıcak gelişme ve bizi de çokça yakından ilgilendiren değişim İngiltere'deki. Boris Johnson dönemi resmen sona erdi. Liz Truss geldi ve bu yine tanınmış bir isim, zaten olma olasılığı da güçlüydü. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin de yeni başbakanı oldu. Öncelikle biz de hayırlı olsun dileyelim ama nasıl değerlendirdiniz? İngiltere açısından, bir diğer taraftaysa Türkiye'ye kadar yansıması ve ilişkilerdeki boyut değişecek mi Boris Johnson sonrası? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi sondan başlayayım Özlem Hanım. Boris Johnson'da biz aslında kötü gitmiyorduk. Değil mi? Evet. Hani böyle bir şeylik vardı, işte bir Osmanlı'dan gelme falan filan. Bir öyle de bir bağlantı vardı. Fena gitmiyorduk. Şimdi gelen hanımefendi, ben bugün birkaç demecine baktım. Aslında en başta biliyorsun bu şey demişti, işte mültecileri Türkiye'ye yollama gibi bir söylemi de vardı. Her ne kadar bilmiyorum gerçeği yansıtıyor mu. Fakat bu en son işte görevi devraldıktan sonra söylediği bir iki şey, vergileri indirerek, belli indirimler yaparak vergi ödeyenlere, işte resesyonu önlemeye çalışacağına dönük bir takım söylemler var. Bunun yanı sıra enerji sorununu çözmekle ilgili, yani başlıca zaten iki tane sorun var. Bunlardan bir tanesi resesyon geliyor mu, gelecek mi ki? Orada benim görüşüm, biliyorsun, Avrupa'da ben olacağını düşünüyorum resesyonun. Diğeri tabii bu resesyonu önlemek için bir takım parasal önlemler alacaklar, tedbirler alacaklar. İşte faizleri arttırıyor İngiltere, fakat ne kadar daha devam edecek? Çünkü o çok hassas bir denge. Yeni nesil resesyon dediğimiz konuyla alakalı olarak. Bir diğer konu tabii bütün dünyanın başında olan sıkıntı, enerji krizi. Onu nasıl çözecek? Orada da büyük sorun var. Avrupa ve özellikle İngiltere kışa girerken sıkıntı büyük. Onlarla, yani kocaman bir şeyle geldik kucağında, kocaman bir sorun yumağıyla. Kesinlikle. Yani ne kadar zor bu dönemde yöneticilik yapmak, özellikle ülke yönetmek, Avrupa gibi bir ülkede de. Yani iş yönetmek, yani iş yönetmek de şu anda hakikaten birçok bilinmezle mücadele etmek durumunda. Şirketler, işte pazar çeşitlendirmesi, şimdi belki biraz sonra değineceğiz işte bizim ihracatımıza vesaire. Ne oluyor, ne bitiyor veya ne olacak gibi. Ki bugün gelen PMI rakamları da, değil mi, hep 50 eşik değerinin altındaydı dediğiniz gibi, yani orada resesyon tarafında. Biraz da isterseniz ekonomik boyutuyla değerlendirin. Bu kadar zor bir süreçte İngiltere'nin başkanı olduğu Sayın Truss. Ama bir tarafta da bunun, şimdi geçmişe de dönelim. Hem PMI rakamlarını ele alın hocam, hem de aynı zamanda dilerseniz başbakan olmak için geçtiğimiz haftalarda işte enerji krizini çözüm bulmaya yönelik bir planı kamuoyuna açıklama sözü vermişti Sayın Truss. Halkın özellikle bu son yaptırımlar sonrası enerji faturalarını özellikle ödeyebilmesine yardımcı olmak için harekete geçebilecek midir? Çünkü bunların defalarca söylemleri vardı. Bu planın aslında ayrıntılarını da açıklamamıştı. Sizce Truss bu enerji krizine kalıcı çözüm üretti ve bunu da gerçekten sunabilecek mi? Yoksa işler daha da çok kaos halini aldı mı? Şöyle bir şey söyleyeyim, yapmak zorundalar. Yani bunlar zengin ülkeler Özlem Hanım. Yani Avrupa tarafına baktığın zaman özellikle Almanya bugün bir şey açıkladı. İşte her hane halkına bir yardımda bulunacak enerji krizini üstesinden gelebilmek için. Aynı şeyi ben İngiltere'den de bekliyorum. Öyle bir açıklama yapacak. Yani bu direkt yardım şeklinde de olabilir. Çünkü burada bunlar serbest piyasa ekonomisi. Bunlar diyemez ki işte doğalgazın fiyatı şu kadar olacak diye, bunu kesip atamaz. Ancak piyasa fiyatının da uygulamaya gider. Belki orada biraz sınırlama yapmakla birlikte kişilere ve şirketlere destekte bulunabilir. Öyle bir şey, öyle bir paket de olduğunu, öyle bir konuyla da geleceklerini düşünüyorum. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın, Avrupa, özellikle nükleerden uzaklaşan bir Avrupa, tekrar nükleere dönmeye başladı. Almanya başta olmak üzere tekrar nükleere dönüyorlar. Tekrar kömüre dönüyorlar enerjide. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu, özellikle bizi de ilgilendiriyor Özlem Hanım, en ucuz enerji üretildiği yerde tüketilen enerjidir. Doğru. Öyle şartlar getirmeleri lazım ki her işletme, bakın bunu tabii ben genel olarak ülkeyi de kapsıyorum söylediğim, her işletme, her verilen ruhsat,
her verilen kredide, her alınan destekte şöyle bir şart getirmeleri lazım. Demeleri lazım ki enerjinin şu kadarını kendin üreteceksin. Bu özellikle bizim gibi güneş zengini ülkeleri, rüzgarı iyi olan ülkeler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İngiltere de buraya gidecektir, böyle teşvikler verecektir. Ki şu anda tabii ki hayretler içindeyim. Özellikle hani hep işletmelerde yönetiminde olduğumuz şirketlere şunu deriz. Müşterini çeşitlendir, tek bir müşteriye bağlı kalma. Ama aynı şekilde tedariğini de çeşitlendir, tek bir enerji kaynağına bağımlı kalma. Şimdi inanılmaz bir konu. Mesela Almanya gibi bir ülkenin %50'nin üstünde Rus enerjisine bağımlı olması inanılır gibi değil. Yani bugün Almanya baktığın zaman Avrupa'nın lokomotifi. Yani Almanya sanayisi teklerse eğer Avrupa zatire olur. Dolayısıyla burada bir toplu çözüm bulmaları lazım. Yani Rusya'yla bu bir itiş kakışla bu işin sonu yok. Yani Avrupa, özellikle İngiltere ve Almanya, büyük ekonomiler bunlar, çözüm bulmak durumunda hani sadece efendim yardım yapalım, parasal destek verelim, sürdürülebilirliği yok bunun. Yani bunun sürdürülebilirlik açısından alternatif enerji kaynakları, alternatif ülkeler ve tekrar söylüyorum en ucuz enerji, üretildiği yerde tüketilen enerji, hepimizin buna yönelmemiz lazım. Evimiz dahil, bakın evler dahil buna yönelmemiz lazım. Yoksa bu kış dahil olmak üzere enerji konusunda bütün dünyada sıkıntı olacağını düşünüyorum. Hem de ciddi sıkıntı olacak. Özellikle. Maalesef. Bize yansıması zaten direkt oradan göreceğiz. Evet. Peki hocam şöyle, bu hafta Avrupa Merkez Bankası da var. Kararı var. Yani bu rekor enflasyona Perşembe karşı günü. Perşembe günü faiz artışına hazırlanıyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası biraz geç kaldı mı kalmadı mı, işte eli güçlü çok müydü değil kaldı. Miydi, enstrüman var mıydı yok muydu çok tartışıldı, çok eleştirildi. Şimdi konuysa masaya yatan 50 ile 75 bas puanlık bir artış yapılması yönünde. Ben bir öngörünüzü merak ediyorum. İkincisi, bu faiz artışı hangi yaraya merhem olacaktır sizce? Şimdi o kadar sıkıntılı bir dönem ki diyoruz ki Amerika tarafını konuşmuyoruz, Amerika Birleşik Devletleri tarafını, Avrupa tarafına geldiğimiz zaman resesyon bekliyoruz. Neden bekliyoruz? İşte bugün bir takım ülkelerde sanayi durma noktası, yani bazı işletmeleri kapatma yoluna gittiler. Hollanda'ydı galiba, sabah haberlerde geçiyordu. Evet. Bir takım sanayi tesislerini de kapatıyorlar enerji krizinden ötürü geçici bir süre için. Şimdi bu şunu gösteriyor. Hani hep deriz ya, hantal Avrupa deriz. Kolay kolay harekete geçemiyor deriz. Aynı şekilde pandemiden sonra o ivmeyi yakalayıp erken fark edip erken faiz artışına gidemediler. Bir defa onun adını koyalım. Şimdi faiz artışı yapacaklar ne kadar işe yarayacak? Yani zaten o kadar düşük ki faiz şu anda ve üzücü taraf çifthaneye doğru gidiyor enflasyon. Yani bu doğal gaz fiyatı aynı şekilde bizde olduğu gibi tarımı, gıdayı etkiliyor. Doğal gaz, efendim doğal gaz direkt sanayi ürünlerine etkiliyor, direkt maliyete giriyor. Diğer taraftan mazot fiyatları, petrolde de büyük sıkıntı var. Mazot fiyatları da tarımı etkiliyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ederken işte hane halkına yardımcı olalım, aynı yana. Bu çözüm değil. Bunun sürdürülebilirliği yok. Daha parasal ve mali, daha bir takım farklı tedbirler almak durumundalar. Ama öncelikle enerji problemini çözmeleri gerekiyor. Hepsinin dediğim gibi, yani ne demek ya, lokomotif ekonomi %50 şeye bağımlı, Rus enerjisine bağlı. Rusya durdu, enerjiyi kesti, Almanya sıkıntıya girecek. Hı. Ve Almanya'nın sıkıntısı bütün Avrupa'da çok ciddi bir resesyona sebep olacak. Dolayısıyla faiz artışı yapacaklar ama dediğiniz gibi minimum %50 olacak. 75, bundan 50 çok titrer 75'e. Bilmiyorum yapabilirler mi 75, ama minimum 50 yapılacak. O 50 merhem olur mu? Pek zannetmiyorum merhem olacağını. Bir miktar daha enflasyonun devam ettiğini göreceğiz Avrupa tarafında. Fakat asıl sıkıntı, aynı anda resesyonu da göreceğiz. Burada hani hep ben Amerika Birleşik Devletleri için diyordum. Yeni nesil resesyon olabilir diyorduk. Ne diyorduk? İşte işsizlik diye bir sorun yok. Evet. %3.2 şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafında işsizlik. Piyasa canlı, fakat orada da efendim bir takım resesyon söylentileri var. Ama ben şahsi görüşüm, Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir resesyon beklemiyorum. Avrupa Birliği tarafında bekliyorum. Buna İngiltere de dahil olabilir. Ve fakat bu faiz artışının da çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra resesyona girdikleri anda faizler bu sefer yüksek kalacak. Yatırımı teşvik etmek için tekrardan faiz düşürme yoluna gidebilirler. Yani ki bir çeyrek sonra tekrar sistem tam tersine dönebilir, ciddi bir resesyonla karşılaşırsa Avrupa Birliği.
Hocam en önemli bu günümüz sorunlarından biri Gazprom'la ilgili. Gazprom'un kuzey yakın birdeki işte 3 gün sürmesi planlanan onarım çalışmalarını belirsiz bir tarihe kadar artık uzattığını görüyoruz burada. Özellikle Avrupa'ya gaz akışının sadece yalnız Ukrayna üzerinden yapılacağı açıklaması da fiyatlara yansıdı. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Küresel enerji krizi çok konuştuk. Ta 2021-2022 bitecek neredeyse konuşuyoruz ama sanki başka bir boyuta geçiyor. Artık konuşmak yetmeyecek. Başka açılardan eylem zamanı. Sanki değil mi? Dünyayı evet, başka yani bir risk bekliyor gibi. Bu salgın hastalık gibi bir şey olacak. Yani o evet, etkinlikte. Aslında şimdi salgın hastalığı gördük. Artık dikkat edersen son birkaç haftadır hiç evet. Şeyden, Covid'den falan bahseden yok. Doğru. Ki birçok çevremde duyuyorum, birçok insan Covid oluyor şu anda ve çok hafif geçiriyor. Çok çok hafif geçiriyor. Çin'de de vakaların arttığını duyuyoruz ama dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. 2-3 haftadır Covid konuşmuyoruz. Çok. Enerji konuşmaya başladık. Çünkü neden? Kış yaklaşıyor. İnsanlar ne yapacaklar? Konutlar nasıl ısınacak ki? Ciddi bir kış bekleniyor. Özellikle Avrupa tarafında. Haberlerde de görüyorsundur. Ben 2 haftadır izliyorum bunu. Bizim özellikle güney sahillerimizde rezervasyonların devam ettiğini görüyorum. Ve hala daha dün Dalaman'da işte öbür taraflarda kuyruklar vardı havaalanlarında vesaire. Hala insanlar çok içinde geliyor. Yani hiçbir şey olmasa sezon 2 ay uzuyor zaten bizde turizm sezonu. Ha, Avrupa tarafına dönersek nasıl geçecek bu kış? Hani hane halkında evet büyük sıkıntı olacak. Konutlarda büyük sıkıntı olacak ısınmaksan. Fakat asıl sıkıntı Özlem Hanım sanayi kesiminde olacak. Evet, yani evet. Bu fiyatlarla, bu doğal gaz fiyatıyla, bakın bugün OPEC üretim artı bir yapmak. Karar aldı. Ne karar aldı? 100 bin varil günlük şeyi kesiyor. Bu ne demek? Şundan çekindi aslında OPEC. Şunun öngörüsünü yaptı. Dedi ki resesyon olursa petrol talebi düşer. Petrol talebinin düşmesiyle fiyatların daha fazla aşağı düşmemesi için 100 bin varillik bir azaltmaya gitti şeyde üretimde. Bu da sanıyorum önümüzdeki aydan itibaren, Ekim ayından itibaren. Bu aslında onlar da Avrupa Birliği tarafında bir resesyonun ön şeyini aldılar, haberini aldılar. Ve buradan da bakarsak konuya petrol fiyatlarında hani bizim OPEC'de 88 alınmış ya oralara ben geleceğini kısa dönemde öngörmüyorum. Avrupa'da bunu öngörmüyor. Bugün birkaç analistin yorumunu okudum. Tekrardan 130-140 dolarlardan bahsediyorlar. Ki bu hani bizim için oldukça kötü olmakla birlikte Avrupa için de kötü petrol fiyatlarının buraya gelmesi. Sadece doğalgaz değil, bakın petrolden de bahsetmemiz gerekiyor. Ha, bu Avrupa'da neyi hızlandıracak? Alternatif enerji kaynaklarını bütün dünyada olduğu gibi hızlandıracak. Tek tedarikçiye bağımlı olma olayını sonlandıracak. Çok ciddi biçimde bağımlılar çünkü. İşte elektrikli rüzgarda ve fakat tehlikeli olan, ben hiçbir zaman savunmadığım bir enerji türü nükleer. Almanya kapatıyordu biliyorsun bunları. Evet. Almanya tekrar bunları açmaya başlıyor. Fransa tekrar bunları arttırmaya başlıyor. Dolayısıyla tekrar bir nükleere hızlı biçimde dönüş olacağını görüyoruz bu işleri çözmek için. Fakat burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Bugünden yarına bunlar birkaç ayda çözülecek konular değil. Yani önümüzdeki kışı Avrupa ve İngiltere ve dahi biz oldukça zor geçireceğiz. Yani eğer bu iş böyle devam ederse ha Rusya da bunu nereye kadar götürebilecek o zaman? Yani onun da sonuçta geliri bu şeyden, doğalgazdan ve petrolden. O da ne kadar sürdürülebilecek bu rekabet? Bu itiş kakış ne kadar sürecek? Belki bir yerde aklı selim hakim gelecek, oturacaklar masaya. Çünkü 24 saatte her şey değişir biliyorsunuz dünya siyasetinde. Bir anda değişik bir şeye uyanabiliriz, gündeme uyanabiliriz. Peki hocam, hemen yurt içi dinamiklerle de devam edelim. Bizim kendi kıyaslanamayacak enflasyon rakamlarımızla. Ağustos ayında TÜFE aylık %1,46. Özlem, biliyorsun biz geçen sene de yapıyorduk bu yayınları. Ben artık son 6-8 aydır diyorum ki bizim ekonomimizle ilgili. Hani beni çok konuşturmayın. Hani ne teorik olarak bir şey uygun anlatacak bir şey ne de pratik olarak. Ha, ne söyleyebiliriz? İşte enflasyon rakamı geldi. Evet. Biz faizi düşürdüğümüzü hep düşünüyoruz. Hani 13 olduğundan beri hiç program yapmadık senden. Evet. 13 evet. Oldu ama. Ya 13 oldu ama faiz. Ya orada yazıyor bir yerde bir 13. Ben hep diyorum ya hani gören var mı? Ha bu işten kim karlı çıktı? Banka karları patladı. Ne demek ya? %500 banka karları arttı. Evet. Yani burada ne yapıyorsun? 13 ile fonluyorsun bankayı. Banka satıyor 30, 35 böyle satıyor. Kar yazıyor. Sürekli kar yazıyor. Ha bu iş kime yaradı? Bak hatırlar mısın?
bundan çok uzun değil, birkaç ay önce yaptığımız programlarda borsa diyordum ki, borsa ucuz değil diyordum, bedava diyordum. Hatırlar tabii, mısın? Tabii. Bedava ve şu anda bile ucuz. Bak, dolar TL bazında yılbaşından bu yana borsa %80 yaptı. Dolar bazında ne yaptı biliyor musun? %32 yaptı. Evet, Türk çok borsa. Daha düşük. Tabii. Çok ciddi. Ha, Türkiye ekonomisine bakarsak tekrar ne oldu? İşte diyoruz ki tahvil faizleri düştü. Tamam, güzel. Tahvil faizleriyle Eurobond faizleri neredeyse eşitlenecek. Şöyle bakmak lazım olaya. Biz içeride faizleri düşürdük diyoruz. Fakat dışarıya %10-11 ödüyoruz Özlem Hanım. Maalesef hep hatırlatıyorum, bizim İstanbul Belediyesi bile kaç ay önce %11 ile borçlandı. Doğru. Çok ciddi paralar. Ha, enflasyona dönüp bakıyorsun. Ben her zaman söylüyorum, benim enflasyonum, hatırlar mısın, biz geçen sene bugünlerde program yapıyorduk. Ben şöyle rakamlara bazen geri dönüp bakarım. Kur 8.20'lerdeymiş. Bak, geçen sene bugünler. Enflasyon 19'muş. CDS kaçmış biliyor musun? Sıkı dur. Geçen sene bugün 365. Evet, ve ona da yüksek diye yine şey yapıyorduk. Ve biz yüksek diyorduk onu. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyorum, işte bugün kur nerede? 18-20'ler. Şimdi enflasyon soruluyor ya. Ben diyorum ki benim enflasyonum kur artışı şu anda. %100 civarı bir artış var. İşte 8'lerdeymiş 16, %110, %105 bir artış var. Bizim bu ülkenin iki tane sıkıntısı var. Bunlardan bir tanesi enerji bağımlısı bir ülkeyiz. İki, biz dövize bağlı. Ha, şeye baktığın zaman yaklaşık 7 trilyon TL, hani Türk ekonomisini konuşuyoruz ya, pratikten anlatıyorum, 7 trilyon mevduat var. Bu mevduatın 4 trilyonu TL karşılığını söylüyorum, dövizde. 1 trilyonun biraz üstü KKM'de. Ne yaptı? 5 trilyonu biraz geçti. Geri kalanı da TL mi? Dolayısıyla biz zaten, bizim mevduatımız, sistem zaten dolarize olmuş vaziyette. Yani KKM'yi de ben şey olarak görüyorum, illaki dolara endeksli. Dolar arttıkça. Yine uzun konuştuk galiba Özlem ben. Yok hocam, yok vaktimiz var. Lütfen çok da güzel detay alıyorum sizden. Çok konuşulabilecek yani, bir konu zaten. Buyurun lütfen. Var vaktimiz. Dolayısıyla bizim bunlara da bakmamız lazım. Yani biz şimdi faizi arttırmayacağız diye başka bir yerlerden kapatmaya çalışıyoruz. Ama o kapatmaları çalışırken daha çok uğraşıyoruz. Bu öyle bir şey ki denge bir yerden gitti mi toparlamak zor oluyor. Ha, Türkiye büyük ülkedir. Kaynaklarımız çok geniştir. Baktığın zaman işte söyleniyor, ilk 6 ayda 400 milyar fazla var bütçede. Ha, bu para nereden çıkacak? İşte KKM'ye ödenen bir kısmı oradan gidecek vesaire. Karşılanacak bir şekilde. Ha, sürdürülebilirlik açısından enerji sorununu çözmemiz lazım. Dövizle ilgili ihracatımızın artması lazım. Ne dedik? İşte Çin modeli dedik. Ben orada diyorum ki Çin modeli değil, bizim Güney Kore vesaire modeli yapmamız lazım. Yani bizim katma değerli ürün satmamız lazım. En basit örnek, turizmde iyiyiz ya, çok enteresan. İspanya'da bir kişi turistin bıraktığı para 1350 dolarken bizde ne kadar? 650. Şimdi duyuyoruz işte Almanya'da marketlerde filan Türkiye satılıyor. Ya arkadaşlar lütfen, şirket sahiplerine sesleniyorum, turizmcilere sesleniyorum. Lütfen fiyatlarınızı dikkatli yapın. Yani şu ülkenin kaynakları değerinin altında gitmesin. Çok değerli bir emlak üstünde oluyor. Bir geçiş noktası. Bakın bu ülkeden ender ülke vardır böyle. Hava, kara, deniz ve tren yoluyla lojistik yapabilecek. Dolayısıyla biz Avrupa'nın Çin'i olmayalım. Biz Avrupa'nın Kore'si olalım. Biz Avrupa'nın Tayvan'ı olalım. Biz çip üretelim. Çip fabrikası kuralım. Bakın bütün dünyada sıkıntı var. Kaynaklarımızı biz artık çok güzel yollar yaptık, köprü. Artık altyapı sorunu yok Türkiye'nin. Yapmamıza gerek de yok. Biz hocam, artık peki, kaynakları... Çok özür dileyeceğim. İhracatı teşvik etmeye verelim. O da katma değerli ihracat. Kesinlikle katma değer ihracat dediğiniz için tekrar sormak istiyorum. Birincisi beklentiler enflasyonun düşeceği yönde yöneticilerimiz tarafından, bakanlar tarafından. İkincisi ihracattaki hedeflerde her daim yukarı doğru revize ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru. Yani bunu da şöyle bir katarsanız. Şimdi bir defa ihracatın artacağına katılıyorum. İhracat iyi gidiyor. Mutlaka. Bakın şöyle söyleyeyim. Kapasite kullanım oranı yaklaşık %80. Bu ne demek? Yeni yatırım lazım demek. Yani tam kapasiteye yakın çalışıyoruz. Yeni yatırım yapılması lazım. Ama bu yatırım yapılırken ihracata dönük yatırımlara daha çok teşvik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dönüyorum büyüme rakamı. Katılıyorum, Türkiye %5'in altında büyümez bu sene. Gelecek sene de o iş öyle gider. %5 büyür. Şimdi yaklaşık 88 konmuş petrol fiyatı. Cari açık vererek gideceğiz. Bu sene sıkıntılı gözüküyor.
milli gelirim %5'inin üstünde bir şey gördüm OVP'de ki %5'in üstü tehlikedir aslında. Ondan sonraki seneler gerilemeye başlıyor cari açık. Dolayısıyla bizim buna odaklanmamız lazım. Ama bu da yine enteresan bir rakam. Bakın biz yeni değil bu. Biz enerji hariç zaten kayda değer bir cari açık vermiyoruz. Aylardır, yıllardır böyle. Hani bu yeni olmuş bir şey değil. Bizim burada bu verilen sinyal ne? Biz enerjiyi toparlarsak zaten biz kayda değer bir cari açık vermeden büyüyebiliriz. Hani bunu savunan ben birkaç ekonomisten biriyim. Cari fazla vererek ben derler ya efendim cari açık vermeden büyüyemeyiz. Hayır efendim büyürüz. İyi yönetirsek cari fazla vererek de biz büyüyebiliriz. Ki şöyle düşünün. Bu petrol fiyatları $60 civarında olsaydı biz böyle bir cari açık, bu kadar bir cari açık vermeyecek. Doğru. Ha tekrar gelir mi bu iş $60? Ha sürdürülebilirlik açısından dua edip de işte $60 inmesini beklemek gibi bir lüksü yok kimsenin. En merak edilinde sürdürülebilir mi? Şimdisi, organik mi? Evet. Evet. Sürdürülebilirliği yok. Sürdürülebilirlik şurada. Tekrar söylüyorum. Her çıktığım kanalda söylüyorum. En ucuz enerji üretildiği yerde tüketilen enerjidir. Her şirket, her fabrika, her kurum, her site %5'i, 10'u ne kadarıysa kendi enerjisini üretme yoluna giderse biz 3-5 sene sonra enerji sorunun işte Karadeniz'de bulunan bir takım doğal gaz vesaireydi. Onlar ne zaman gündeme gelecek? Efendim Akdeniz, Doğu Akdeniz'de bir takım şeyler var, araştırmalar. 3-5 senelik süreç bu. Sonuç, sürdürülebilirlik açısından Türkiye'nin enerji sorununu çözmesi gerekiyor. Nokta. Aksi takdirde uygulanabilecek ekonomik politikalarında sıkıntı yaşıyoruz. Ha, enflasyonla ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. Onu sordun ilk sorunda aslında. Lütfen. O. Evet. Ben 2 ay daha yükseleceğini düşünüyorum. Az da olsa yükselecek. Fakat baz etkisinden ötürü Kasım ve Aralık'tan itibaren enflasyonda bir gerileme görebiliriz. İyi yönetirsek. Fakat 2023 yılında tekrar çifthane göreceğiz. Raporda 2024'te de çifthane var. 2025'te tekhaneye geçiyor. Ha, mantıklı mı? İyi yönetirse, her şey yolunda giderse tutturulabilir gibi gözüküyor bana. Özellikle büyüme tarafının tutturulabileceğini görüyorum. Enflasyon tarafı da enflasyonla ilgili önlemler alırsak ki şu ana kadar çok fazla almadık. Önümüzdeki yılda zaten seçim yılı, yine parasal genişleme olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yapılması ne gerekiyor? İşte hep diyoruz ya efendim, bakın dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Mazot fiyatları uzun zamandır ilk defa benzin fiyatından daha yüksek. Evet. Peki tarımda, sanayide daha çok ne kullanılıyor? Mazot kullanılıyor. Tabii. Hani nasıl ki şeye koydular, kiralara dediler ki işte ev sahiplerine %25'in üstünde yapamazsın. Demek ki oluyormuş. Diyorlar ya ortodoks politika. O zaman özür dilerim, heterodoks politika. Nedir heterodoks politika? Fiyatı belirlersin, bu olacak dersin. Ekonomiye ciddi müdahale edin. O zaman niye diyemiyoruz biz? Mazot fiyatları üstündeki tüm vergileri kaldırıyorum kardeşim. Al sana enflasyonla mücadele. O zaman ne olacak? Traktörünü kullanan benim tarımcım, hepsi, bakın tarımdan hiç bahsetmiyoruz tarımdan. O kadar önemli ki tarım aslında. Mazot en büyük girdi. İşte gübresiydi vesaire. Buralarda bir takım destekler vermek, işte al sana enflasyonla mücadelenin bir kaynağı. Hani hep eleştirme. Biraz da çözüm de söylememiz lazım ki bir yerlere gitsin Özlem Hanım. İnşallah. Mazot diyoruz. Buna bir müdahale. Mazot fiyatına bir müdahale, bir miktar belki enflasyonla mücadeleye destek olur diye düşünüyorum. Hocam kesinlikle, bir de son kullanıcıya gelene kadar aradaki o karlılıkları da unutmamak da lazım. Yani asıl gerçekten bu işten tarımla uğraşan çiftçimiz mi kazanıyor, yoksa arada işte bunları fırsat olarak değerlendirip, değil mi? Bunlara da müdahale çokça. Evet. Öne çıkıyor, evet. Önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli değerli noktalara değindiniz. Hayırlı olsun için. Sezon. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah güzel bir sezon olur. Hem ülkemiz hem de dünyada. Çok sağ olun. Aynen. Evet efendim, Dr. Fatih Anıl ekonomist bizlere eşlik etti Stüdyo New York'ta. Burada noktalayalım. Yarın 16-30 gün sonunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu.